Şimdi ökaryot bir hücrenin üçüncü bir kısmındayız. İlk kısmı hücre zarıydı. İkinci kısmı sitoplazma organeldi. Üçüncü kısmı ise çekirdek. Çekirdek hücrenin kalıtım ve yönetim merkezidir. Çekirdek kalıtım görevini DNA molekülünün eşlenmesi sonrasında hücre bölünmesiyle, yönetimini de DNA'nın kontrolündeki hormonların ve enzimlerin üretimiyle gerçekleştirir. Birçok ökaryot hücrede bir tane çekirdek vardır. İnsanın karaciğer, çizgili kas, kalp kası, paramecium'da ve bazı mantarlarda birden fazla çekirdek bulunabilir. Bazı hücreler yaşamın erken evresinde çekirdekliyken ilerleyen zamanlarda çekirdeğini kaybeder. Kimi söylüyoruz gene? Olgun, alyora ve trakeyi. Prokaryotlarda çekirdek yoktur. Kalıtım molekülü DNA sitoplazmada dağınık bir şekilde bulunur. Şimdi özdeş iki tane amip hücresiyle ilgili bir deneyimiz var. Bir kontrol grubu var. Kontrol grubunda amip büyüyor. Sonra hücreyi ikiye ayırıyoruz. Bu çekirdeksiz kısmın öldüğünü, çekirdeğin ise bir süre sonra öldüğünü görüyoruz. Sonra hücreyi, yani amipi, kesiyoruz. Çekirdekli kısım büyüyor, çekirdeksiz kısım ölüyor. Demek ki burada hücrenin kalıtım ve yönetim merkezini net olarak görüyoruz. Sonuç şu diyor, hücrenin yaşayabilmesi için sitoplazma ve çekirdeğinin birlikte bulunması gerekir. Sonucunu çıkarıyoruz. Şimdi çekirdeğin kısımları, bu bir ökaryot hücre. Şurada görmüş olduğumuz yer çekirdek. Aslında şu kısım şöyle almış ya. Çekirdekçik, kromatin, çekirdek zarı ve çekirdek porundan oluşuyor. Çekirdek zarı, yani diğer adıyla karyolemma. Çekirdek zarı şudur, çift katlıdır. Aynı mitokondri ve kloroplast gibi. Endoplazmik retikulum tarafından oluşur. Üzerinde açılıp kapanabilen porlar, yani delikler bulunur. Bu porlardan ribozomu oluşturan RNA'lar, ATP'ler ve çekirdekçikte üretilen alt bilimler gidebilir. Hücre bölünme sırasında çekirdek zarı eriyerek kaybolur. Bölünme tamamlayınca yeniden oluşur. Çekirdek plazması, yani karyoplazma, çekirdeğin içini dolduran yoğun sıvıdır. %50-80 su, %39 protein, %10 DNA, %1 RNA, nükleotit, ATP ve minerallerden oluşur. Çekirdekçik, yani nükleolus, DNA, RNA ve proteinden oluşur. Zarsızdır. RNA'nın sentezinde ve protein alt birimlerinin sentezinde oluşur. Ribozomu oluşturuyor. Protein sentezi yüksek olan hücrelerde büyüklüğü ve sayısı artabilir. Şimdi kalıtım materyali dediğimiz kromatin iplik. Şimdi şu sizin DNA'nız. DNA'nızın üzeri histon proteiniyle sayılırsa bu şu an kromozom görüntüsünde. Bunun bir önceki şöyle karışık histon proteinli hali neyse biz ne diyoruz? Kromatin iplik. Her zaman ilkokulda da öğrendiniz, bu cümleyi unutmuyorsunuz. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. O zaman kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak daha düzenli olan kromozom oluşturur. O zaman kromatin ipliğin içinde DNA ve histon proteini vardır. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturdu. Hücre bölünmesi öncesi DNA kendini eşlediğinden kromozomların bir kopyası oluşur. Bu yüzden kromozomlarımız kromatit halindedir, iki tane. Canlılar kromozom sayısına göre evrimsel gelişmekle bir bağlantı kurulamaz. Histon proteini ökaryot hücrelerin ve arkelerin çoğunda kromatin ipliklerde bulunurken bakterilerde bulunmaz diyoruz. Tamam mıdır? Şimdi böylelikle hücrenin kısımlarını bitirdik. Bununla ilgili birkaç örnek çözüp artık bu testin örneklerine geçiyoruz.